Hayırlı günler değerli arkadaşlar. Herkesi selamlayarak videomu başlamak istiyorum. Bugün ne yapacağız, şimdi ne yapacağız onu sizinle paylaşayım. Yorumlarda bazı arkadaşlar sirke kullanmamı istediler. Neydi sirke kullanmamı istediler? Renklendirdiğimiz sıkma kehribarlarda, çamaşır suyuyla renklendirdiğimiz sıkma kehribarda sirke kullanmamı istediler. Şimdi onu yapacağım. Arkadaşlar sıkma kehribarımı bırakıyorum bir kabın içine. Sirkemi dökeceğim. Sirkem ne? Elma sirkesi arkadaşlar. Şöyle dikkatlice dökmeye çalışıyorum. Bakalım sirkenin içinde bekleyen sıkma kehribar ne olacak? Bu kadar yeter sanırım arkadaşlar. Şöyle yakından görelim. Rengini açacak mı, açmayacak mı bilmiyorum. Ama bunu deneyeceğiz ve göreceğiz. Evet, şimdilik bir şey gözükmüyor. Şöyle biraz karıştıralım. Dokunalım bakalım. Evet, sirkeli suda şu an bir şey gözükmüyor. Tabii normal böyle hızlı bir şekilde değişmesini beklemiyoruz tabii ama şöyle bir bakmak lazım. Ama ben değiştireceğini umut ediyorum. Sirke çünkü çok güzel dezenfektan ediyor. Çok güzel temizliyor. Evet, hem de çok sağlıklı arkadaşlar. Sirke kullanmanızı tavsiye ederim. Özellikle elma sirkesinin çok faydalı olduğunu biliyorum. Ve bunu da duyuyorum. Bazen makalelerde de okuyorum. Elma sirkesinin faydası çok fazlaymış arkadaşlar. Hatta ne diyorlardı? Damarlarını açıyor diyorlardı insanın. İnsanın damarlarını açıyormuş. Faydalı bir gıda diyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi bu faydalı gıdayı bakalım tespihlerimizde kullanabilecek miyiz? İşe yarayacak mı? Bunun ne zaman açacağını bilmiyorum. O yüzden ne kadar bekleyeceğimizi de bilmiyoruz arkadaşlar. Ben bunu şimdi videoyu kısa keserek bir tarafa koyacağım. Ben onu takip edeceğim. Ne kadar zamanda değiştirdiğini size bildireceğim. Siz de haberdar olacaksınız. Bakalım ne olacak. Şimdiden ben merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Biraz daha seyretmek istiyorum arkadaşlar. Bu sıkmayı biliyorsunuz ikili şekilde çamaşır suyuna atıp renk aldırmıştık. Bunun rengi normalde sarı damarlıydı. Renk aldırmıştık. Ondan sonra ne yapmıştık? Limonlu suya atmıştık. Limon suda rengini açar mı diye, açmamıştı. Bir günde hiçbir şey değişiklik olmadı ama sonra bir parçayı ben bir hafta kadar beklettim. Bayağı rengini açmıştı. Hatta madem ondan bahsettim, tespihi göstereyim diyeceğim ama biraz ıslak. Evet. Göstereyim bari. Islak mıslak. Fark etmez. Arkadaşlar buydu. Bak renklerini iyice açıyor, belli oluyor. Renklerini iyice açacak. Bu da kıpkırmızıydı. Bayağı açmış sayılır aslında. Daha da açacak. Evet. Bakın bayağı şöyle ışık arkadan vurduğu zaman daha çok belli oluyor. Bayağı açıyor. Ben yine bunu da bekleteceğim. Bunun da sonunu paylaşmak istiyorum. Bakalım ne kadar sürecek. Ne kadar zamanda bembeyaz olacak. Olacak mı ya da eski haline dönecek mi? Merakla bekliyorum. Şimdi arkadaşlar merak ettiğiniz şeyler varsa, yapmamızı istediğiniz şeyler varsa çekinmeyin, bize yazın. Yapılabilecek şeylerse yaparız tabii ki. Ama ne olur yapılmayacak şeyleri istemeyin tabii ki. Uğraşabileceğimiz, ulaşabileceğimiz şeyler olsun. Evet, böylece sizinle paylaşabilirim. Nar gibi mübarek. Hakikaten de çok da güzel gözüküyor böyle. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bu rengini açacak mı acaba? Açarsa çok güzel olacak. Evet. Bu vesileyle söyleyeyim de arkadaşlar, kanalımıza abone olursanız çok memnun oluruz. Daha çok video çekmemiz için bize azim olur. Biz de böylece biraz daha gayretle video çekmeye çalışırız. Çünkü bilgi paylaştıkça çoğalır. Paylaştıkça faydasını görürsünüz.
Basit bir şeydir bu ama herkesin imkanı yok. Deneyemez belki. Evin müsait değildir, yeri müsait değildir. Biz tamamen bu işin içinde olduğumuz için bunların hepsini deneyebiliriz arkadaşlar. Hatta bir gün gideceğim laboratuvarda deneyeceğim bazı ürünleri. Bazı kimyasallarla deneyeceğim. Onları da sizinle paylaşırım arkadaşlar. Nasıl kimyasallar denemeyi düşünüyorum? Şöyle kimyasallar deneyeceğim arkadaşlar. Plastiği eritebilen kimyasalları kullanacağım. Eğer tespihinizde plastik varsa o ürünü dağıtacak, parçalayacak. Plastik olmayan ürüne hiçbir şey yapmayacak. Ona benzer şeyler kullanacağım. Bakalım ne olacak. O zamanlarda sizinle paylaşırım. Başka ne yapabiliriz? Başka ürün test edebiliriz. Taneleri test edebiliriz. Osmanlı sıkmalarını test edebiliriz. Başka ne olabilir? Benim aklıma şu an çok bir şey gelmiyor arkadaşlar. Sizin aklınıza gelen bir şey varsa ne olur paylaşın. Bize de yol göstermiş olur. Biz de o konularda paylaşımlar yaparız. Şu sıralar videoya biraz sardık arkadaşlar. Ben hoşlanmaya başladım video çekmekten. Evet. Bu arada şöyle bir zaafım var arkadaşlar. Kusura bakmayın söyleyeyim. Kendim çekiyorum. Kendim yapıyorum. Her şey doğal. Tesbiha bakarken biraz takılıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü aklım oraya gidiyor. İki işi bir anda yapmak biraz zor olabiliyor bazen. Basit ama çok sevdiğimden kaynaklanıyor herhalde. Sevdiğim için aklım sürekli tesbihe gidiyor. Nasıl oldu, nasıl olacak acaba? Sizinle konuşurken bir sürü soru da var aklımda. Bir yandan da işte böyle zoom yapmaya çalışıyorum. Bir yandan netleştirmeye çalışıyorum. Şimdilik böyle. Şimdilik böyle. Siz beni idare edin arkadaşlar. Bana katlanıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama şuna emin olun ki sizlere doğru bilgi vermeye çalışıyorum. Kimseyi üzmeye, kimseye hakaret etmeye, kimseye kötü söz söylemeye niyetim yok. Kimseyi de kötülemiyorum arkadaşlar. İşimize bakıyoruz. İşimize bakalım. Herkes neyi biliyorsa onu söylesin. Ama bildiği şeyin doğru olduğundan emin olsun arkadaşlar. Ondan sonra söylesin. Çünkü kimseyi yanlış yönlendirmeyelim. Bilgi gerçekten çok değerlidir. Bilgiye odaklanalım. Doğruya odaklanalım. Bunu da söyledikten sonra herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şu an ben akşamdayım çünkü arkadaşlar anca müsait olabiliyorum. Dükkanımı kapattım. Bu videoyu çekiyorum size. Herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Diğer videomuzda, bu videonun devamında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırlı günler arkadaşlar. Tekrar merhaba. Sıkma kirivarımız sirkeli suda epey bir renk değiştirdi. Şimdi bakacağız ona. Sadece bir gün bekledi arkadaşlar. Epey bir renk değiştirmiş gerçekten. Sirkeli su çok daha iyi. Limonlu suya göre sirkeli su çok daha iyi arkadaşlar. Rengini tamamen açmış. Bu normalde zaten videoda göreceksiniz. Ateşi renkti. Rengini tamamen açmış. Sarı damarlı sıkmaydı bu zaten. Evet, rengi çok güzel olmuş gerçekten. Böylece sirkeli su bu iş için gerçekten bir çözüm yolu oldu. Hem sirkeli su sağlıklı, sağlığa bir zararı yok. Çok iyi oldu böyle arkadaşlar. Herkesin evinde bulunur, her yerde bulunur, herkesin kolayca ulaşabileceği bir ürün. Çok güzel bir çözüm oldu bence. Evet, harika. Sudan bir çıkarıp bakayım şuna. Evet, suyu. Sirkeli suyumuzu kenara alalım. Harika oldu gerçekten. Normal. Sarı damarlı sıkma kiri var. Eski haline döndü. Hafif bir koyuluk tonu var. Biraz daha açıktı aslında yani. Hafif bir koyuluk var ama o da belki ıslak olduğundandır. Ama yine de bu çok iyi bir çözüm. Çok 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 hızlı oldu.
Bizim limonlusu yalan oldu arkadaşlar. Limonlusu çünkü epey bir bekletiyor. Bir hafta iki hafta bekletiyor. Ama bakaliti hemen açmıştı. Bakaliti şeyde de denerim ben. Şu sirkede de denerim. Ne kadar zamanda açıyor. Aslında dün akşam gitmeden önce bir fotoğraf çektiydim. Yarım saat gibi bir zamanda rengi açılmaya başlamıştı. Ben yine de sabaha kadar dursun dedim. Bakalım ne olacak. Tamamen açmış rengini. Biraz sileceğim bunu bakayım. Evet. Selpakla biraz silelim böyle. Yüzeyinde tortu kalmışmış. Tortu kalmış gibi gözükmüyor. Bir şey kalmış gibi gözükmüyor. Gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar, çamaşır suyuyla renk aldırdığınız sıkma kehribarlarınızı artık sirkeli suyla açabilirsiniz. Bu kesin bir çözüm oldu. Bunu deneyerek gördük. Sirkeli su bu iş için birebir çözüm yolu oldu. Çok harika, çok hoşuma gitti benim de. Bundan sonra böyle çamaşır suyuyla renk aldırdığımız ya da hoşumuza gitmeyen olursa ne yapacağız? Sirkeli suya atıp rengini açacağız. Ama şöyle yapabiliriz. Şu noktada limonlu su şu noktada işe yarayabilir. Limonlu suda biraz beklettiğiniz zaman üstündeki matlığı alıyor. Ve biraz canlı gösteriyor gerçekten. O noktada işe yarayabilir. Çünkü çamaşır suyu sonuçta bir kimyasal. Yüzeyinde biraz fazla kalıyor bazen. Matlaştırıyor böyle. Matımsı bir görüntü oluşturuyor. Pastel bir görüntü oluşturuyor. Limon bunu alıyor. Bundan haberiniz olsun. Limonlu su da bu noktada böyle kullanılabilir. Tespihimiz de böyle arkadaşlar. Son bir böyle yakından gösterelim son bir. Bakalım. Ne diyorsunuz bu işe? Bence harika oldu arkadaşlar. Tespihe de hiçbir zarar vermedi. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Bu noktada çok iyi. Gerçekten çok iyi. Tespih daha önce şu zarar gören noktaları var ama onlar çamaşır suyunda renk alırken zarar görmüştü. Tabii bu testi yapabilmek için önce çamaşır suyuna atmıştık arkadaşlar. Evet, bu konuda böyle. Bu videomuzu da böyle bitirelim. Herkese selamlar. İyi günler dilerim.